Selamünaleyküm. AK Aleykümselam. Parti Gençlik Kolları Çankırı İl Başkanımız İsmail Çiftçi Bey ile birlikteyiz. İsmail Bey, öncelikle kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Dedim, Gençlik Kolları Başkanımızı biz ziyaret edelim. Geçen zaten sokakta sizi gördük. Evet, Allah razı Öncelikle olsun. tekraren göreviniz hayırlı olsun Allah diyelim. razı olsun. Elbette ki önemli bir görevdesiniz. AK Parti Gençlik Kolları deyince ne anlamalıyız diye öncelikle bunu sorsak. Şöyle, öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için size çok teşekkür Bir şey ediyoruz. değil. Hoş geldiniz, Hoş sefalar bulduk. getirdiniz. Şimdi AK Parti Gençlik Kolları demek bizim nazarımızda, bizim kendi nezdimizde bu ülkenin bütün gençliği demek. Ülkenin geleceği, ülkenin ilerleyen zamanlardaki çağdaş, uygar medeniyetler seviyesine ulaşmak için bir araç demek. Yani Çünkü şımaran gençlik değil, üreten ve çalışan gençlik kesinlikle, diyebilir miyiz? kesinlikle, kesinlikle yani artık öyle bir teknoloji çağındayız ki gençlerimiz daha çok teknolojinin, televizyonun, cep telefonunun arasında sıkışıp kaldıkları için biraz daha gündemden, siyasetten, ülke meselelerinden Uzaklaşıyorlar. uzaklaşıyorlar. Bizim de tek bir gayemiz var, gençlere bu vatan sevgisini, millet sevgisini, işte bu ülkemizin gelecekte onlara emanet olduğunu aşılayabilmek. En büyük gayemiz bu. Temennimiz bu. Temennimiz bu. Peki AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanalı ne kadar oldu tahminen? 2 ay oldu. 2 ay oldu. Evet. Daha yeni diyebiliriz. Daha yeni diyebiliriz ama yeni de olsa, Peki eski de Çankırı'da olsa çalışmak için bütün Yo, gayretimizle, zaten büyük bir sende var, aşkla, evet. görünüyor. Onda bir Evet. sıkıntı yok. Allah razı Peki olsun. şey sorayım ben. Çankırı'da siyaset nasıl? AK Parti Gençlik Kolları'na başkan olmak Çankırı'da nasıl bir şey diye sorsak. Çünkü Çankırı gerçekten biraz siyasette böyle zor bir yer. Evet. Öncelikle kolay gelsin diyelim bu Şöyle, hususta. Allah razı olsun. Çankırı, yani AK Parti özellikle tüm Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da da Halkın Partisi. Evet. Bizler de hep birlikte halkın içinden gelen insanlarız. Halkın dertlerini, sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Çankırı'da dediğiniz gibi yani çok farklı siyasi düşünceleri var. Tabii ki bizim de hepsine saygımız var. Evet. Herkese de bizim kapımız açık. Yani Hani siyaset AK Parti bizim içerisinde de zaten bu var. Çünkü tabii. iktidar partisi Kesinlikle. nimetin bol olduğu, gücün olduğu bir yer. Onun için böyle Evet. bir çekişme Evet. ortamı Yani olabiliyor. illaki olur ama dediğim gibi bu siyasetin her dalında olabileceği için o yüzden bizim kimseye bir dargınlığımız, küskünlüğümüz ya da kimseyle bir sıkıntımız hamdolsun bugüne kadar olmadı. Gönlümüz de açık, kapımız da açık diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah bundan sonra da yani kimseyle hiçbir sıkıntı yaşamadan, hoşgörüyle, yani herkese gül uzatarak çünkü gerçekten bizim AK Parti olarak hiç kimseyle hiçbir sorunumuz yok. Bütün gençliğe, bütün düşüncelere, bütün herkese kapımız açık. Hepsiyle oturup görüşebiliriz. Fikirlerimizi beyan edebiliriz. Biz anlatırız. Onlar dinlerler. Onlar anlatır. Biz Biz dinleriz. dinleriz. Olması gereken de zaten bu. Kesinlikle, kesinlikle biz Peki İsmail Bey hangi okul mezunsunuz diye sorsak. Kütahya Dumlupanar Üniversitesi Maliye mezunuyum. Maliye mezunusun. Evet, Çok güzel. 2011-2015 yılları arasında lisans Evet. eğitimimizi tamamladık. Çok güzel. Peki malum geçen de ben size sordum. Bir söylem vardı. İşte AK Parti genel merkezde Gençlik Kolları'nın yapmış olduğu bir videoda işte hepimiz Musab bin Umeyr'iz Evet, sözü evet, vardı. O evet. gün de siz de dediniz hepimiz Musab bin Umeyr'iz Evet. diye. Peki Musab bin Umeyr'in özelliği nedir? Kişiliği nasıl bir şeydi diye sorsak. Şimdi Yani bunu kriter alırken nasıl bir kişiliği örnek almamız gerekiyor? Gençlere bunu anlatabilir misiniz diye sorsak. Şöyle, bunun için önce Musab bin Umeyr kimdir? Bunu çok iyi bilmemiz Kimdir lazım. abi? Musab bin Umeyr, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in çok Efendimizin. yakın, Efendimizin çok yakın arkadaşlarından bir tanesi Evet. kendisi. Hatta Efendimizin kendisiyle alakalı şöyle bir sözü var. Mekke'de diyor Musab bin Umeyr gibi işte bolluk ve nimet içerisinde yüzen, iyi giyinen ve yakışıklı bir kişiyi daha ben görmedim diyor. Kendi arkadaşından Evet. böyle bahsediyor. Kendisi Mekke'nin en zengin ailelerinin birinin çocuğu ama İslamiyet'i ilk kabul edenlerden ve İslamiyet için, Peygamber Efendimiz için kendi bütün bolluğundan, nimetinden, annesinden, babasından vazgeçen bir insan. Yani önce bunları iyi bilmemiz lazım. Ya dava adamı diyebileceğimiz bir Kesinlikle, kişilik kesinlikle davaya gönül dava vermiş. adamı. Yani ailesi, Buradaki çocuğu. benzetme bu yani değil mi? Dava Kesinlikle, önemli. kesinlikle dava adamı. Yani şöyle, Musab bin Umeyr biziz, işte İstanbul'u fetheden 20 yaşında Fatih biziz, işte bu ülke için cephede
canını vermiş 15'li biziz. Yani biz gençler olarak bütün geçmişimizi çok iyi bildiğimizi ifade etmek istiyoruz Olay esasında. bu. Olay Yani bu. mesele dava adamı kimliğine bürünmüş olan Kesinlikle. o nitelikte kişilerin olması gerekir. Evet. Peki dava nedir diye sorsak? Davamız bizim ülkemiz Kızıl Elma denir Şimdi hep hep ve böyle evet. diyor. Şimdi hani ben biraz böyle ters sorular soruyorum. Onun için Estağfurullah. kusura bakmayın. Hani Kızıl Estağfurullah. Elma, dava elbette ki bunlar Evet. gerçekten baktığımız zaman olması gereken şey. Peki hani dava dediğimiz şey işe girmek, aşa girmek, rant elde etmek, ihale elde etmek, köşeyi Kesinlikle, dönmek. kesinlikle Bunlar öyle. davanın içerisinde var mı diye sorsak. Şöyle, davanın içinde onlar olduğu zaman o kişinin davada yeri olmaz. Evet. Yani bizim davamız bu ülkenin, yani koltuklar hep kalıcıdır, insanlar geçicidir. Bu ülkede ilelebet, çünkü insanlık Hani bunu tarihinden düşünen adamın beri davayla alakası yok zaten. kesinlikle, Menfaat için kesinlikle buraya gelmiş. Hatta bizim sayın geçen Cumhurbaşkanımız da AK Parti il başkanları toplantısında bizim hesap ilerle değil, hasbi ilerle işimiz var. evet. Partimize de hasbi olanların gelmesi, hatta kanaat önderlerinin olması gerekir dedi. Kesinlikle. Davayı böyle görebiliriz, değil mi? Kesinlikle ya bizim liderimiz de yine söylediğiniz gibi yine o toplantıda şöyle bir ifade kullandı. Halkın ulaşamadığı kişi bizden değildir. Yani o koltuklarda oturan kişiler halka tepeden bakıyorlarsa Evet. kesinlikle bizden değillerdir. Bizim davamızda yeri yoktur Peki dedi. İsmail Bey, şöyle bir şey sorayım. Malum olduğu üzere geçenlerde işte Çankırı siyasetinde, Çankırı yerelde baktığımız zaman sanki böyle AK Parti yokmuş gibi bir düşünce hakim. Hatta AK Parti'nin kalesi boş, defansı da boş, gelen giden gol atıyor gibilerinden bir söylem var, bir görüntü var. Buna katılıyor musunuz? Siyaset söylem üretmek ve fikirleri beyan etmek midir diye sorsak. Şöyle, siyaset insanlar söylemlerden daha çok yapılan icraatları bildikleri için o yüzden bu tür Söylem önemli değil mi? söylemlere söylem önemli değil. Yani çünkü Peki o tabii zaman ki niye Ramazan'da davulcular geziyor? ya davulcular geziyor ama O elinde da, o da davul söylem var. ama, o da söylem ama. Fiili bir şey Şimdi yapıyorlar ve insanlar özür dilerim. uyandırıyorlar. Hani böyle biraz şey oluyor. Estağfurullah. Biraz şimdi Ramazan davulcusu neyse siyasetteki kişiler de odur. Çünkü Evet. niye? Bir davanın, bir misyonun söylemini ilerletecek ve insanlara duyuracak Evet. kişiler siyasetçilerdir. Susan bir siyaseti ben şahsım olarak kabul etmiyorum. Siyasetin susmaması, fikirleri ve düşünceleri aktarması gerekir. Evet. Zaten onun için yanınıza geldik. Evet. Onun için söylem üretilmesi gerekir, değil mi? Ya söylem tabii dediğiniz gibi siyasetin içerisinde her zaman var. Yani yeri geldiği zaman ne söylenmesi gerekiyorsa, ne konuşulması gerekiyorsa bunu her yerde bir siyasetçinin yapması lazım. Bizler de bunu bugüne kadar tabii ki daha önce biz 18 yıllık bir iktidarız. Evet. Söylemlerden daha çok icraatlara önem verdik biz esasen. Çünkü halk yapılanı çok iyi gördüğü için Evet. biz yapılanı konuşmaktan O daha zaman şöyle ziyade diyebiliriz. Yani laf değil, iş üretiyoruz kesinlikle kesinlikle hesabında bir yani işimi laf üretmek değil bizim diyorsun. daha büyük gayemiz gerçekten o. Yani söylemlerden daha çok icraat Peki yapmak, işimizi başarmak. son birkaç soruyla bitirelim inşallah. Tabii. Sizi yormayalım. AK Parti Gençlik Kolları'nın Çankırı'da kaç tane üyesi var diye sorsak. AK Parti Gençlik Kolları'nın şu an Çankırı'da 4.000-5.000 aralığında bir 4.000-5.000 üyesi var. aralığında üyesi var. Biz şu an yeni üye kaydı çalışmalarımıza devam ediyor. Bu sayıyı da artırmak için bütün mücadelemiz. Peki gençlik kollarının hizmet alanı nedir diye sorsak? Bizim gençlik kolları olarak sınırlayabileceğimiz bir hizmet alanımız yok. Biz her Yani işte yerdeyiz. öğrenciye burstur, yardımdır, destektir, Şöyle hepsi için eğitimdir, hizmetlerini yapıyoruz. spordur. Ha biz faali olarak sonuçta bir dernek ya da vakıf olmaktan ziyade Evet. siyasi bir partiyiz. Evet. Dediğiniz işte burstur, işte öğrencilere yardım gibi olayları vesile olarak yardım etmeye Anladım. çalışıyoruz. Yani Yani buradan aracı herhangi bir olarak etkinlik bir yok. etkinlik yok Anladım. ama biz yardımcı olmak için yine elimizden Yön geleni veriyoruz. yapıyoruz, yön veriyoruz, ricacı oluyoruz. Peki gençlik kollarının 2 ay oldu. Göreve geleli hedefi nedir, misyonu nedir diye sorsak ve bitirsek. Bizim gençlik kolları olarak misyonumuz şu, bilinçli bir gençlik oluşturmak her şeyden öte. Evet. Yani biz bugün işte Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053, 2071 hedeflerinde ne demek istediğini ya da biz bugün Libya'da neden orada olduğumuzu, Doğu Akdeniz'de ne için var olduğumuzu gençlerimize iyi bildirmemiz lazım. Geçmişte yaşananları ve bugün yaşanılan değişimleri gençlerimize iyi anlatmamız lazım.
Yani çünkü yaşça bizden büyük olanlar, bizim biraz tevellüt yetmez ama yaşları ileri yaşta olanlar bu geçmişte bu ülkede neler yaşadıklarını çok iyi bilirler. İşte bu yüzden bu konuda da büyüklerimize çok yardım ihtiyacımız var, yardımlarına ihtiyacımız var. Gençliğimize geçmişte yaşadıklarını çok Peki merak şöyle bir ediyoruz. çapraz soru soralım, ondan sonra noktayı koyalım. Son kelam da size veririz tabii ki. Malum yeni kurulan partilerin hedeflerinde gençlik var. Evet. Genç nesile birazcık daha önem veriyorlar. Çünkü diyorlar ki söylemlerinde genç nesil işte AK Parti'ye oy vermez. AK Parti'ye oy verenlerin oranı işte belli bir yaş grubunun üstü. Yaşlılar, ihtiyarlar. Ondan sonracığıma fakat yeni kuşak AK Parti'ye oy vermez gibilerinden böyle bir yorumla yola çıkıyorlar ve devam ediyorlar. Bu yoruma katılıyor musun? Bu yoruma katılmıyorum. Şöyle, şimdi az önce söylediğim olaya geliyor. Yaşı ileri olanlar geçmişte yokluğu görmüş insanlar. Bu Evet. partinin bu ülkede neler başardığını bizzat şahit olarak yaşadılar. Ama şimdi o siyasi partilerin Hatta bahsettiği Z genç kuşağı diyorlar grup, ya. o genç grup, o gençlik hiçbir yokluk görmedi. Hep bolluk, sefa içinde yaşadıkları için. O Farkında yüzden değil olayın. farkında değiller olayın. İşte Nimetin bizim farkında gayemiz de değil. bunu göstermek. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? Ya ben biraz çok konuşamam, kusura bakma. Estağfurullah, Hani estağfurullah. ya işte ülkemiz 18 yıllar içerisinde işte Hazreti Musa'nın kavmi gibi nehirden geçti. Nehirden geçtiğinin de farkında değil ama geçti. Şu anda nehri atladık. Onu unuttuk mu diye sorsak. Şöyle biz Türk milleti olarak gerçekten çok çabuk unutuyoruz. Bundan 20 sene önce işte bir esnaf yazar kasayı başbakanın önüne attığı Attı. için bütün ülke bir gecede krize girebiliyordu. Evet. Biz 15 Temmuz gecesi darbe atlattık. Cumartesi günü herkes işine gitti. Cuma gecesi darbe atlatıldı. Cumartesi günü iş Ekonomik kriz başlatıldı. var mı peki? İki gün sonra da herkes maaşını alabildi yani. Evet. Ekonomik kriz var mı peki? Ekonomik kriz bütün dünyada var. Yani pandeminin getirisi ülkemizde de illaki yani Etkileri var. verilerde etkileri var. Bunu sadece ülkemiz olarak değil bütün dünyada da olduğu bir aşikar yani sadece. Peki Gençlik Kolları Başkanı olarak, genç bir nesil olarak Evet. artı bir de baktığımız zaman gerçekten de bir cevher var elhamdülillah. Allah razı olsun. Üçüncü, İngiltere Genelkurmay Başkanı bundan 2-3 gün önce bir açıklama yapmış. Üçüncü Dünya Savaşı her an çıkabilir diye. Sence düşünen bir gençlik olarak, il Yok. başkanı olarak böyle bir ihtimal var mı? Şöyle, ben ona şöyle katılmıyorum. Üçüncü Dünya Savaşı yıllardır var esasen. Artık Devam ediyor savaş var yani. tabii. Öyle silah silah, omuz omuza işte bilek gücüyle yapılmıyor artık savaşlar. Ekonomik olarak yapılıyor. Bu savaşlar siyasi olarak yapılıyor. Ya da teknolojiyle yapılıyor bu savaşlar. Bu savaş uzun yıllardır var. İşte biz şu an bu savaşın içerisindeyiz ve Farkında değiliz. farkında değiliz. Bir an önce farkına varıp bilinçli bir gençlik yetiştirip ülkeyi muhasır medeniyetler seviyesine İnşallah daha iyi diyelim. bir taşımaya götürür inşallah. 2 aylık bir il başkanı olarak en son bir işte 1 milyon üye Evet. programı vardı, etkinlik vardı. Evet. Orada kaç üye yazdınız, AK Bizim Parti'ye kazandırdınız şahane diye sorsak. olarak bütün işte gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademe olarak hedefimiz 6.000'di. Evet. Hamdolsun şu an 5.000'i geçmiş durumdayız. Hedeflerimizin de yıl sonuna kadar Evet. üzerine çıkacağız Allah nasip ederse. AK Parti'nin Türkiye genelinde 11 milyon bir üyesi var. Yani Toplamda. bu toplamda dünya üzerinde belki bir örneği yok. Yani bütün diğer siyasi partilerin üyelerini toplasanız 11 milyona erişemiyor. Evet. Biz büyük bir aileyiz. Halkın, gerçekten halkın partisiyiz. Peki son olarak şey soralım. İşte buradan il başkanı olarak, Gençlik Kolları il başkanı olarak Çankırı halkına, Çankırı'daki gençlere ne dersiniz, ne tavsiye edersiniz diye soralım. Sonra da bitirelim. En büyük tavsiyemiz vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkmalıyız. Ve her zaman Bunun gerçekten önceliği birbirimize sahip bilinçli, çıkmak ama değil mi? kesinlikle birbirimize sahip çıkmalıyız, bilinçli olmalıyız ve işte siyasi görüşü ya da etnik grubu ya da bir başka şey için insanları ötekileştirmeden birlikte el ele omuz omuza bir şeyler yapmalıyız. Yani bugün bizim kapımız herkese açık. Herkesle oturabiliriz, sohbet edebiliriz. Biz de herkese gidebiliriz. O yüzden bizlerle sohbet etmek isteyen, işte görüşmek isteyen, kapımız gerçekten herkese açık. Bizim kimseyle hiçbir şahsi ya da siyasi olarak hiçbir sorunumuz yok.
Herkesle bir şeyler paylaşabiliriz. İnşallah Yol diyelim. Allah yürüyebiliriz. kolaylık versin. Allah Tekrar razı hayırlı olsun. olsun. Yolunuz Allah açık razı olsun. olsun. İnşallah Teşekkür ilerleyen ederim. zamanlarda daha iyi yerlere gelmek İnşallah. nasip olur diyelim. Nasip. Her Kolay şey gelsin. hayırlısı. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun.